Merhaba arkadaşlar. Bay ekşisi tarifi göstereceğim size. Bay ekşisi normal üzümle, herhangi bir üzümle yapılıyor. Pekmeze de toprak atılıyor. Ama ekşiye atılmıyor. Bay ekşisi olarak geçiyor bir içecek. Kaynadıktan sonra sulandırılarak içilen bir içecek. Benim çocukluğumda yapılan. Ben de şu anda kar üzüm var. Beyaz üzümü çektim. Kar üzümü çekeceğim. Yıkadım. Çöplerini temizledim. Rondo da çekeceğim ben, ama doğalı köyde torbayla çiğnenir ya da şirevenlik denir, onda çiğnenir. Evde robotta göstereceğim. Robota çekeceğim bunu şimdi. Bunun suyunu kullanıyoruz arkadaşlar. Ben beyazını çektim. Bu süzgeçten geçirdim. Bir tane temiz tülüm üzerine koydum. Orada suyu sırkıyor. Şu anda altına suya geçiyor. Süzdürdüğüme rağmen bir özü var. O öz iyice suyunu bırakacak. Bunu da hiç süzdürmeden direkt bir temiz tüle koyacağım. İkisinin arasında ne kadar fark var süzüldüğünü süzülmeden ona bakacağım. Hiç uğraşmadan. Altına bir leğen koyuyoruz. Bakın arkadaşlar, hiç uğraşmamıza gerek yok. Çekip direkt bu şekilde süzdürebiliriz. Bu iyice süzmesi lazım. Tamamen suyunu bırakacak. Ocağı alıp direkt kaynatacağım. Yani buraya başka bir şey, hiçbir şey eklemiyoruz. Belirli bir kıvama gelene kadar. Şu anda süzmesini bekleyeceğim bunların. İki üzümümüzün suyu da süzdü. Bakın arkadaşlar, bu tehlikeye birden geçirdiğim özü. Bu da direkt şekilde çekip koydum. İkisinin suyunu da aldım. Şimdi sıkacağım, bakacağım ne çıkacak. Bu da diğerinin direkt çekip koyduğumuz. Bir de onu sıkalım. Kevgirden sürüp de uğraşmamız hiç gerek yok. Bu şekilde de sızıyor. Eğer kapınızın önünde asma falan varsa, üzümünüz çoksa, böyle kevgirlerden değil, un torbasıyla çiğneyin. Onu bir kaba koyun. O yüzüne durulacaktır. Altını sonra bu şekilde kevgire koyun. Çünkü çok olduğu zaman uğraşamazsınız. Biz evde denemelik, göstermelik yapıyoruz. 1 kilo üzümle. Altının sularını almıştık zaten. Tenceremize koyduk. Şimdi altını yakıp kaynamaya bırakacağız. Ocağımızı yaktık. Kaynamaya bıraktık. Şimdi kaynayacak. Ne kadar bakalım çıkacak, ona bakacağız.
Ekşimiz koyulaşınca arkadaşlar köpürmeye başlayacak kenarlarından. Gözenekler küçülecek. Şu anda az olduğu için altını tam açsam kenara gidiyor. Kıssam kaynamıyor. O yüzden takip ediyorum. Ben bunun için hiçbir şey ilave etmeyeceğiz. Sadece biraz koyulaşacak. Yani reçel gibi olmayacak. Ondan biraz cıvık olacak. Gene de sulandırıp içeceğiz. Çünkü aynı kıvamına getirmek için. O yüzden çok az bir ekşimiz olacak. Sadece göstermelik yapıyoruz. Çünkü evde bağ kaynatamadığımız için. Bağ üzümü köyde tandırlarda kaynar. Ocakta kaynar. Büyükleyenlerle. Ekşimiz şu anda koyulaştı. Yani böyle cıvık ama soğuyunca koyulaşacak. Bakın üzerinde aldığımız kefler su değil. Bu üzümün kefiydi. Üzerinden aldım. Bu şekilde parlak oldu. Kenarından kaynadığı, kıvamına geldiği belli oluyor. Fazla cıvık olursa arkadaşlar tadı bozulabiliyor ileride uzun süre kullanıldığında. Yoksa hiçbir şey olmuyor. Biraz koyu olursa, çünkü sulandıracağımız için koyu olabilir. Fazla koyu olduğu zaman da tutar. Böyle oturmuş gibi olur. Şekerlenmiş gibi. Sıkıntı olmaz ama erirken biraz uzun sürede erir. Şimdi kıvamı tamam. Bu söndürüp soğumaya bırakacağım. Ekşimiz soğudu. Koyulaştı iyice. 1 kilo üzümden çok az bir şey çıktı. Tabi eğer evinizde üzüm varsa değerlendirin. Üzüm satın al yaparsanız biraz zarara uğrarsınız. Biz evdeki üzümü değerlendirmek için, göstermek için yaptık. Kapınızda asmanız varsa, bağınız varsa bu şekilde. Bu ölçüye biz 4 bardak su koyacağız. Çünkü kendi haline girip getirmek için sade kaynattık. Ekşi oldu, tadı değişti ama aynı cıvıklığa getirmek için sıvı kıvama üzerine 4 bardak su ekleyeceğiz. Bir içecek elde edeceğiz. Tencerede kalanı da araya vermiyoruz. Üzerine 1 bardak su ekliyoruz. 1 bardaktan biraz az olsun. Onu kendi halinde eriteceğiz. Eğer istersek ocakta hafif ılıtıp hemen eritip dökebiliriz. Yoksa kendi halinde bu şekilde erir. İçerisinde biraz tekrar kaynattığımızdan katacağız. Şimdi onu da göstereceğim. Biz bunu köyden erişte yapardık. Erişte yağlaması. Pilav yapardık. O şekilde yanında ayran yerine bunu tüketirdik. Bunun farkı eriştenin yanında daha güzel olması. Daha lezzet vermesi için. Bir de soğuk olarak içtiğimiz zaman ekşi olarak soğuk olarak rahatlatır insanı. Hem sağlık açısından hem lezzet açısından en güzel içecek. Tenceredekini erittik. Ocağa koydum. Isıttım biraz. Şimdi içine biraz da kaynattığımdan katıyorum. Arkadaşlar bir de bu kaynattığımıza sulu kaşık vurmayacağız. Çünkü içerisine su girdiği zaman üzerine küçük küçük benekler oluşur. O yüzden su değdirmiyoruz. Aldığımız zaman başka bir kaşıkla almamız gerekiyor. Yani aynı bu suya vurduğumuz kaşığı içerisine sokmamamız gerekiyor. 1 bardak ölçüye 4 bardak ölçüye su koyuyoruz. Kıvamı tam yerinde oluyor. Bu şekilde tüketiyoruz. Yapanlara afiyet olsun.